Yok, kırıldı. Yani Yenisini almak için belki tabii mecbur yenisini oluyor. almak için, iade etmek için, yanlış ürün almış, onu Evet. değiştirmek için. Evet. Kötü niyetli insanlar da var. Tabii. Ama ben eminim ki bu videoyu izleyen arkadaşın hiçbiri öyle değildir. Biraz para biriktirip, hani ucuz almaktansa, çok kaliteliye de gerek yok, çok Evet. fonksiyonluya da gerek yok. Bir ürün alıyorsanız, çakı alıyorsanız, şimdi bazı çakılar var, içinde yok yok. Her şey var, evet. Her şey var. Yani Ya bana o da temel gerek yok. üç baş, yani benim için temel 3-5 bir şey Tabii olsun. Benim tabii için yani yeterli ona yani. da gerek yok. Pensesi olsun, Yani cımbızı olsun, bıçağı bıçağı olsun, olsun. testeresi Tornavida olsun, testeresi olsun, tornavidası tornavidası olsun. olsun. Yani hani olursa makası veya pense, ufak bir pense, hani bir şey tutmak gerekirse Evet. falan, bunlar yeterli. Ya büyüteci var, ince Aynen. kıl tornavidası, Evet. tüy tornavidası, yani Yani bu zevk onlardan işte, bu zaten zevke pardon. girer Tabii ve aynen. kimse yanlış anlamasın, bir de maddiyata girer. Evet. Ya yani Çünkü fiyatlar acayip birisi değişiyor yani. 100 lirayken içine 2-3 fonksiyon ekliyorlar, 500 lira oluyor. Tabii. 1000 lira, 1000 1500, lira oluyor, 2000 1500 lira lira bile oluyor. var Ya yani. yani var var, yani ben Sınırı yok. şey yapmak istemiyorum, sınırı yok. Artı bir de şeyi ben söyleyeyim. Onu da unutmadan. Çadır aldınız. Çadırın altına muşamba alın. Sert bir muşamba. Ya sonuçta çadırınız delinebilir. Sivri bir şey vardır. Taş vardır. Hani işte su gelir. Çamur olur. Çünkü çadırın biraz daha temizlenmesi daha zordur. Çoğu insan çadırını temizlemez yani, emin olun. Adam Ya çadırı kullanır, böyle bir sallar şöyle bir tozunu falan. öyle Ona öyle gider sallamıyorlar bile. Ya zaten hani bunlar daha sonraki videolarda Evet. anlatılacak mevzular. Çadır nasıl kurulur? Evet. Hangi ortamda çadır kurmak gerekir? Bunlar çok geniş. Kamp olayı çok, gerçekten çok geniş Evet, bir. Çok aynen. basit gibi görünen ama aslında baktığınız zaman çok kapsamlı bir olay. Evet. Örnek, hani daha sonraki videolarda kısmet olursa gelirsen yine Evet. konuşuruz. Konuşuruz ya. Mesela çadırı kuracağınız zaman, mesela gölge, mümkün olduğunca ağacın altına, Evet. gölgeye kurmanız çok önemlidir. Niye? Güneş vurduğu zaman hamam gibi Aynen. olur. O çadır adamı Çadırın pişiriyor. içine, Fırın oluyor yani. mesela içinde rahat etmek istiyorsanız, çadırlar, dom çadır dediğimiz çadırlar, onların boy yüksekliği yaklaşık 1.10-1.20'dir. Rahat edemeyebilirsiniz. Onun yüzden çadır yüksekliğine dikkat edin. Hani içine gireyim, üstümü değiştireyim veya ayakta durayım dediğiniz zaman farklı çadırlar var. Senin dediğin gibi sererken altını bence önce temizlemek Tabii aynen gerekir. Yani temiz. rastgele hop Kürekle falan orada temizleyip, evet temizleyip. boş alan gördüm deyip Evet. çadırı sermemek. Ufak bir cam vardır. Evet. Keser. Keser. Çadırı kesmesini bırak. Sen içine girdiğin zaman senin de insana da Tabii zarar verir. aynen. Ayağı keser. Allah Yoksa korusun. çivi vardır, kazık Çivi vardır vardır, bilmediğin. paslı çivi vardır. Tabii. Her şey olabilir. O yüzden altını, çadırını kuracağımız zaman altını temizlemek gerekir. Yani ama dediğim gibi bu çok geniş Evet. kapsamlı bir konu. Kısmet olursa daha sonra İnşallah. konuşuruz. Gene son şeyi unutmayın. Gece çok ihtiyacınız olacak kafa lambası. Elle fener tuttuğunuz zaman yani iki eliniz kullanmanız gerekebilir. Kafa Evet, bak lambası. bak, ben onu unuttum. Bir de çadır lambası. Evet, Aydınlatma çadır cihazı, lambası. özellikle gece için. Evet. Ya dediğim gibi çok kapsamlı bir sektör. Ancak gördüğümüz zaman aklımıza geliyor. Örnek, biraz önce ocak dedim sana. Evet. Yani kampa gidiyorsunuz. Ben ona karşıyım mesela. Niye karşıyım? Ya daha da zarar vermeden, etrafa, hani ormana zarar vermeden ufak bir ateş yakılarak yapılabilir. Hani illa Yapıyorsunuz. ocak almaya Evet. gerek yok. Ama şimdi çoğu insanlar bilmez yani. Ya insan mangal yakmasını değil mi? Hazır mangal Ya örnek orada olarak söylüyorum. Yani bu ormanda işin aç kalırsın ama bize küfür ediyormuş. Ulan çekeceğiz sizin videoyu da, yapacağınız çekeceğiz videonun. videoyu da. Ya Bana mangal çok lazım değil kapsamlı. dediniz Yani bacak. ürün yelpazesi aslında baktığınız zaman çok geniş. Evet. Bu söylediğimiz malzeme bizim ilk ana Aynen. malzemelerimiz. İlk temel yani Tabii, başlangıç. temel, başlangıç. Olmazsa Birkaç olmaz. günlük aslında kamptan Olmaz. Bir bahsediyoruz yani. gecelik Bir gecelik. veya 2 gecelik. Ama geceye gittiğiniz zaman senin dediğin gibi fener lazım olabilir. Bak, çakı lazım işte, çünkü orada bir şey Tabii. kesmen gerekebilir. Yani bıçak, mesela gece ormanda kalıyorsun, koruma için hani silah tarzı bir şey değil de Biber biber gazıydı, gazları var. köpek Köpek kovucuydu falan. kovucuydu. Köpek kovucular hayvanları da uzaklaştırıyor. Hayvan Evet. sağır falan değilse. Yani çok Bu arada kapsamlı. hayvan sağırsa zaten o kamp yapmasın o adam yani. Bassız bedevi. Bahtsız Hiç bedevi. be. Bana denk gelmez inşallah. Hayvan Ya sağır çıkıyormuş. hayvan duyma ile alakalı olduğu için o köpek Dur bir kovucular duymuyor falan. ya duymuyor. Bir sefer sana gel sattım bana bunu, hayvan ısırdı beni. Yani
Çok kapsamlı. Bunu oturup aslında daha uzun Ya videolarda zaten konuşuruz. bunun devamı olacak zaten. Yani bir kış kampı nasıl yapılır? Tabii. İşte milli park olmadan işte dağa çıkın, dağda kamp nasıl yapılır? Neler önem vermen gerekir? Bunların hepsi Falan önemli. anlatacağız Hepsi yani. önemli şeyler, konular. Çünkü bu bir anda bitecek bir konu değil aslında yani. Yok. Biz sadece şu anda başlangıçtan Başlangıç bahsediyoruz. konumuz olsun. Aynen, Tanışma aynen. Evet, tanışma olsun. De sonuçta üyelerinle bir tanışma şeyimiz evet. Ya olsun, sonuçta bir de videomuz sen olsun. hani işi yıllardan beri yapıyorsun. Hani yıllardan beri biliyorsun. Hani ben şey de biliyorum. Sonuçta hani benim sana gelmemin sebebi de ben ilk senden kamp malzemesi almak gerekirken sen bana dedin yani şunu alma. Ben hani ilk geldiğimde bir arabaya sığmayacak kadar malzeme alacaktım. Sen işte şunu alma, bunu alma, şu çadırı alma, bunu alma. Mesela ben senden aldım Husky çadırı. Yani marka verip sonuçta genel bir marka Husky. Yani kaç 2007'de şu anda üzerinden 12 yıl geçmiş. Hala kullanırım. Yani evet bir tane çubuğu kırıldı. Ben çok fazla ağırlık astım. Ve kalkarken de dar olduğu için sırtım çarpınca kırıldı. Ama yani kaç kamp onu kullandım. Ya Kullandım. yağmurda kullandım. Kışın olmasa bile yani Bolu'nun işte hangi ay? Mayıs'tı. Gece acayip soğuktu. Onda da kullandım. Çok faydasını gördüm. Ya çadır tabii ben sana ne açık söylemem geç hangi modelini verdim o Bayağı markanın oldu yani. bilmiyorum. Çok 2007'de aldım. yani 2007'de ama hala hangi kullanıyorum yani. modeli Hala verdim sağlam. hatırlamıyorum. Dediğim gibi marka vermek bana çok doğru gelmiyor. Evet. Çünkü bayili olduğumuz var, bayili olmadığımız Evet. ürünler var. Reklama girer bu iş. O Doğru yüzden söylüyorsun. vermiyorum. İyi markalar var. Yeter ki satıcı kötü niyetli olmasın. Evet. Alıcı da ne istediğini bilsin. Alıcı Kendini iyi ne ifade etsin. istediğini bilmiyorsa, şimdi her alıcı Ya her ifade istediğini etsin bilmiyor. ya şimdi Şimdi hocam. mesela sen bana geldiğinde, ben birçok müşteri bana geldiği zaman özellikle ilk başlayan, zaten ne alacağını biliyorsa ona ürün vermek kolay. Evet. Çünkü ne almak istediğini biliyor. Ne istediğini söylüyor. Siz de elinizdekini söylüyorsunuz. İşine yarıyorsa alıyor, yaramıyorsa Almıyor. almıyor. Başka değil. Önemli olan konumuzun başlığı olan kamp bazı ilk başlayanlar ne gerekli, ne gereksiz. Şimdi satıcı kötü niyetliyse elinde ne varsa yani tabiri caizse çer çöp hepsi ne varsa verir. Veriyor. Pahalı, ucuz bir de adamın da maddiyatı sıkıntısı yoksa Alır onu. alır. Allah ne Yani verdiyse. Nasıl bir senin kullanmaz dediğin yani. gibi bir kamyon malı alır Evet. gider. Aldığı malın 3 tanesini kullanır. Gerisini atar depoya. Lanet okur. Bir daha ne gelir ne Aynen gider. öyle. Ama satıcı bilinçli ve şeyse ben birçok dediğim gibi müşterime ister ben ver satmam. Yani derim ki git kullan. Bir gör. Bir gör. Eğer hoşlanıyorsan ben buradayım. Ben buradayım. Senin cebinde para gelirse alırsın. Doğru Ama söylüyorsun. kullanmayacaksan yazık. Verdiğin paraya yazık. Gerçekten yazık. Hani biz ne kadar satıcıysak biz bir de kullanıcıyız. Aynen öyle. Tezgahın arkasına geçtiğimiz zaman biz de tüketiciyiz. Evet. Hani o yüzden iyi niyetli olmak lazım. Aynen öyle. Satıcılar ve alıcılar olarak iyi niyetli olmak lazım. Ben bundan yanayım. Elimden geldiği kadar da dediğim gibi 96 yılından beri Bu işi bu yapıyorsun. işi yapıyorum ve bu şekilde bildiğim doğru da öğreniyorum. Kendimi geliştiriyorum. Benim bilmediğim konu bazı benim bir insan her konuyu bilmez. Evet. Mesela kullanıcılar mesela bir ürünü sen kullanıyorsan tamam mı? Örnek şu kolundaki Evet. saati ben satıyorum ama kullanmıyorum. Sen Evet. kullanıyorsan bana bazı özelliklerini anlatabilirsin. Ben de öğrenirim. Öğrenmeye açık olmak lazım. Evet, doğru söylüyorsun. Durum bu şekilde. Yardımcı oluruz. Arkadaşlar da dikkatli olsunlar. Bu arada firmanın ismini söyleyelim hazır gelmişken de. Hani merak Firmanın edenler olursa ya yani onu da bilsinler. firmamızın ismi Kuzey Av ve Kamp Malzemeleri. Kuzey Outdoor olarak da geçiyor. Kadıköy Bahariye Evet. Caddesi'nde. İstersen videonun altından Ben link paylaşabilirsin. paylaşırım Yani size. bu çevrede veya başka ben yaklaşık 14-15 yıl outdoor'un sektörü o merkez olan Karaköy'de Evet. Biliyorum. çalıştım. Oradan Biliyorsun buraya sen de geçtik. Evet. biliyorsun. Oradan sonra burayı açtık. Yani arkadaşlar olursa elimizden gelen neyse Oldu hocam. bilgimiz dahilinde ne gerekiyorsa yardımcı olmaya Çok sağ ol çalışırım. hocam ya. Ben Yani teşekkür ederim. bize Ayağına sağlık. vaktini ayırdığın için. Estağfurullah. Herkese güzel kamplar dilerim. Kamp turunu kaçırmayın. İyi günler.